SQLite içerisinde select sorgulana devam ediyoruz. En temelleri anlamamız gerekiyor çünkü. Burada bir diğer yapacağımız konu, öncelikle yeni konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla şunu da yapalım. Mesela ne demiştik? Bir önceki videoda biz istersek bir tablodaki bütün sütunları seçebileceğimiz gibi sadece belli başlı sütunları da seçebiliriz. Mesela neydi bunlar? First name ve last name alalım mesela. Nereden? Employees tablosundan bunu istiyorum. Select, recognize. Tabii burada ben burayı temizlerken çıkış yapmıştım SQLite'den. O yüzden tekrar bir bağlantı sağladım. SQLite-db/chinook.db diye. Tekrar bağlandım SQLite'e. Şimdi select sorgusunu tekrar çalıştırıyorum yukarıdaki. Neydi bu? Daha önce yazmaya çalıştığım first name, last name, from employees diyorum. Gördüğünüz gibi Andrew Adams vesaire. Bunların hepsini başarılı bir şekilde listeledim. Peki dikkat ederseniz arada herhangi bir boşluk falan yok. Kendisi sadece diyez işareti koyuyor orada. Hani karışıklık olmasın diye görsel anlamda. Peki bu sütunlar arasında boşluk nasıl koyarız? Ya da başka bir şeyle nasıl birleştiririz bunları? Biz buna programlama dünyasında metin birleştirme işlemi diyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yukarıda da kodlar içerisinde birkaç örnek hazırladım. Nasıl yapabileceğimiz dair. Mesela yukarıda ne var? Select first name. Boşlukla birleştirmek istiyorum ben bunu. Şu şekilde. Select neyle? Öncelikle first name diyorum. Birleştirme işareti bu iki tane diyez. Düzeltiyorum, bu diyez değil. Bu adını hatırlamıyorum bunun. Ama dik işaret var. Onu yazıyorum. Adını hatırlayamadım bunun. Ve boşluk yazmak için tek tırnak koyuyorum. Ve bir boşluk bırakıyorum. Bir tane daha tek tırnakla kapatıyorum burayı. Sonra tekrar aynı işareti koyduktan sonra iki tane last name from employees diyerek çalıştırıyorum. Dikkat edin, yukarıdakinden biraz farklı. Arada tek bir boşluk var. Bu şekilde basit bir birleştirme işlemi yapabilmiş olduk. Peki, takma isim nasıl yaparız? Bir de alias dediğimiz bir kavram var. Veri tabanı programlama tarafında özellikle çok sık kullanılan. Mesela elimizde bir alan var. Bu temporary alan olabilir ya da bir sütun olabilir ya da bir türetilmiş bir sütun da olabilir. Bunlara yeni bir isim vermek için kullanabiliriz. Mesela employee ID. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın emp ID dedim. From employees. Çalıştırıyorum bunu. Bakın şöyle bize sonucu getirdi. Bir de arasına S koyarak yapıyorum. Bak ikisinde de aynı şekilde getirdi bize sorgu sonucunu. Bunların ikisi de aynı. Bize bir alias yani takma isim oluşturma kabiliyeti verir. Bu sayede mesela employee ID diye uzatarak yazmak yerine biz emp ID, sadece emp ID olacak. Arada T olmayacaktı. Karışmış orada. Bu şekilde yazabiliriz. Sütun ismi ve hemen sağ tarafına da bir takma isim verirsiniz. Boşluk bırakarak ya da sütun ismi alias name olarak verilebilir. Şu şekilde de verebilirsiniz bunu. Mesela select first name vesaire vesaire bildiğimiz birleştirme işlemi, sonra last name, sonra as ve bu türetilmiş sütuna ki biz buna türetilmiş sütun diyoruz artık. First name bir sütun, last name bir sütun. Bunlar gerçek sütunlar. Bunları birleştirerek ürettiğimiz sütuna da türetilmiş sütun diyoruz. O aslında gerçek değil. Ve bu türetilmiş sütuna da bir isim vermeliyiz.
O isim de mesela burada full name olabilir. Andrew Adams mesela bu şekilde bir isimlendirme oldu. Tabii siz şu anki ekranda full name'i falan görmüyorsunuz bunların tanımlanmasını. Çünkü burada doğrudan çıktı veriliyor. Ama bu sorguyu şurada çalıştırabiliriz mesela. Hangisi olsun? DB Browser 4, no. Şunu yapalım mesela. Burada çalıştırayım. Ne olsun? Şuraya bakıyorum. Geldim. Bunu burada yapıştırdıktan sonra çalıştır diyorum. Bunların veri tabanı seçelim. Open SQL Editor diyerek Tools kısmında bir tane sorgu ekranı açtım ve bunu yapıştırdım. Bunu Chinook üzerinde çalıştıracağım. Bakın şurada. Yazdığım zaman burada genel bir kaç milisaniyede çalıştığı vesaire yazıyor. Bakın şurada veriyi getirdi ve şurada da bize sütun ismi verildi full name olarak. İşte bu bizim alias olarak tanımladığımız alan. Şöyle geliyorum. Alias'ı kaldırıyorum. Alias olmadan yazacağım ben bunu. Bakın bu sefer alias olmadığı için şuradaki sorgu alanını sanki bir aliasmış gibi tanımladı. Gene çalıştırdı ama tamamen programatik olarak kullanamayacağınız bir sütun ismi şeklinde bunu tanımladı. Bunu görmemek için şuradan istediğiniz bir ismi verin. X mesela. Bunu çalıştırın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu X artık bir sütun adı gibi kullanılabilir. Bu sorguyu uygulamalarınızın içerisinde bile kullanabilirsiniz. Sanki gerçek bir SQL sorgusu gibi kullanılabilir.